maskeli. Biz maske takamıyoruz çünkü hani orada korona konseptini işlemediğimiz için. Ama yani hayat devam ediyor bir şekilde. İşimizin başında olmak zorundayız. Bu arada stoklu gidiyoruz çünkü hani fevkalade bir şey olursa insanları yasak elmasız bırakmayalım diye. Bu arada efendim Ozan Güven'in sorulanlar arasında Halit Ergenç eklendi. Dün de bir açıklaması vardı Halit Ergenç'in. Ben Ozan'ı 70'ten beri tanırım. Böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Mahkemenin de bunu aydınlatacağına eminim. Orada farklı bir olay olmuştur diye. Görmedim bu açıklamayı. Yapmıştım ben birebir söyledim. Bunu sizden öğreniyorum. Ben görmedim. Peki savunulması karşısında bir tepkiniz olacak mı sizin? Ben kimse hakkında bir yorum yapamam. Benim tek savunum ya da karşı durduğum diyeyim aslında. Ben şiddete karşıyım. Yani her gün bu şiddet artarak devam ediyor. Kitleler önündeki insanların buna daha fazla dikkat etmesi bile gerek. Yani belki daha fazla değil. Yani insan olduğunu düşünen herkesin bu konuda bir farkındalık geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şiddet ilkel insanların başvurduğu bir yöntem. Dolayısıyla biz insan olmak yolunda çabalamaya çalışıyorsak şiddeti hayatımızdan çıkarmak zorundayız. Bu da ancak eğitimle ve farkındalıkla olur. Toplum eğer dizilerden özenerek yaşıyorsa toplumsal olarak araştırılması ve incelenmesi gereken bir problem olduğu anlaşılır. Bunlar kurgu. Bizim oynadığımız karakterler performans, bunlar gerçek değil. Ama biz bazen gerçek insanların, yani gerçek hikayeler bazen dizilerden çok daha sert olabiliyor. Şöyle bir şey yapalım, Ozan Güven böyle bir şiddette uygulamış. Kendisiyle proje gereğinde başlayan rol alır kadına şiddetli, sert bir tepkimiz var. Meeting'de de bunu gördük. Kendisini bir projede yer alır mı? Bu polemikleri beni sokmayın. Buralardan malzeme çıkaracağınızı biliyorum. O yüzzen malzeme girmiyorum. Değil, şiddete her türlü karşıyım. Bu ispatlanmış olan her türlü şiddete karşı. Orada bir takım fotoğraflar var. O fotoğraflardan sonra yani Ozan'ın dizideki varlığına da son verildiğini öğrendim. Evet, yani şimdi şiddetin savunulacak bir tarafı olamaz. Şiddetin savunulacak bir tarafı olamaz. Yani kabul etmeyeceksiniz. Yani bir projeyle beraber oynadığınızda size böyle bir teklif gelse bir projeyi kabul eder misiniz de şart mı? Bu kadar net ispatlanmış bir şiddetin içerisinde yer almak istemem. Yani şiddet içerikli bir insanla karşı karşıya oynamak istemem. Çünkü Halit Ergenç de bugün talihsiz bir açıklama yaptı. Talihsiz mi? Alnının akıyla çıkacağına inanıyorum dedi. Yani yani şimdi orada biz bir takım fotoğrafların üzerinden konuşuyoruz. Şimdi orada değildik değil mi? Tabii ki. Ama gördüğünüz fotoğraflar bir şey gösteriyor yani. Bilemiyorum yani. Başka biri mi yapmış? Nedir bunun ispatı var mıdır değil midir bilmiyorum ki. Yani ikili ilişkilerde de türlü şeyler olabilir ama yani şiddetin hiçbir türlüsüne bakılamaz yani bakılmamalı. Bu. Neredeyiz, ne yapıyoruz yani? Konuşabilen varlıklar olarak, düşünebilen varlıklar olarak nedir bu? Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Yani. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet. Foto-